Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir video ile karşınızdayım. Bugün aslında dün çıkan XDefiant, sanırım bu şekilde okunuyor, oyunuyla beraber bir video çekmek istedim. Oyunu aslında dün gece oynadım. Oynamaya çalıştım, daha doğru bir kelime olabilir. Bu oyun yeni çıktı, beta'da Ubisoft'un oyunu. Aslında Overwatch ve kod karışımı bir oyun. Overwatch'taki gibi yine payload itiyorsunuz. Bununla beraber işte alan savunma, alan ele geçirme kısımları var. Bunun gibi farklı farklı oyun modları var zaten. Yani neymiş? Buradan da bakalım beraber. Escort, Zone Control, Domination, Ekopi? Bilmiyorum nasıl okunuyor. Neyse devam ediyorum. 4 oyun modu var. Bunun dışında derecelisi falan şu an kapalı. Zaten dediğim gibi şu an beta'da. Dün açıldı betası. Ne kadar sürüyor betanın bitmesi emin değilim. Ama eğer öğrenebilirsem alta yazarım. Bununla beraber oyunun ilk çıktığı zaman çok sıkıntıları vardı. Zaten birazdan göreceksiniz hani neler yaşadığımızı arkadaşlarla beraber girmeye çalıştık. Parti oluşturamıyorduk. Oyunun içerisinde çok fazla desync vardı, çok fazla ping vardı. Dün mesela ana menüden girmeye çalışırken bile zorlandık baya. Bunun dışında bazı burada silah türleri var. Bu koddaki gibi yine gidiyorsunuz, custom loadout yapıyorsunuz, silahınızı seçiyorsunuz, silahın işte parçalarını seçiyorsunuz gibi. İşte optikler mesela, silahın level'ı var. Silahın level'ı 12 olduğunda bu optik açılıyor gibi. Silahın level'ı karakterlerinizin olmasına rağmen karakteri değil aslında silahları geliştiriyorsunuz. Kendi karakterinizin level'ına göre tabii silahlar açılıyor. Mesela sanırım 2 level olduğunuzda falan sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. AK-47 açılıyor. Bunlar da mesela challenge'larla açılıyor. M16 A4 var. Diyor ki işte bunu challenge'la açabilirsin. Aynı şekilde SMG'si var. MP7 bu arada yakından yok ediyor. Burada da shotgun'lar, LMG'ler. Bu arada LMG'leri falan hiç denemedim. Bilmiyorum nasıllar açıkçası. Marksman'lar ve sniper'lar var. Bu arada sniper'lar tek atıyor. Bununla beraber dediğim gibi faction'lar var. Faction'lar neler aslında? Karakterleriniz. Şu an için 4 karakter var. Beşincisi kilitli. İlki cleaners'lar. Hepsinin bu arada iki türlüsü var. Yani birisinden birisini seçiyorsunuz oyun içerisinde. Mesela ben Cleaners'ı seçtim ama Cleaners'ın hangi yeteneklisini seçeceğim gibi değişiyor. The Ultra dedikleri ultisi işte. Flamethrower yani bir tane Türkçesine bunun ateş püskürtme makinesi mi? Ona sahip oluyorsunuz ve etrafı ateş püskürtüyorsunuz. Bu onun ultisi. E'sinin bir tanesi Napalm Devil Drone Burns. Bu şu, bir drone gönderiyorsunuz. Giden drone gittiği yolu böyle şey yapıyor, yakarak gidiyor. O tarafı böyle ateş püskürtüyor. Firebomb dediği bildiğim molotof atıyor. Bu pasif mermileri siz, vurduğunuz adamı yakıyor. Phantom'lar var. Bence çok güzel bir şey, karakter. Bunların ultisi etrafınızda bir küre oluyor kocaman. Dışarıdan gelen hasarları direktman şey yapıyor. Bariyer engelliyor. İçeriden sizin takım arkadaşlarınız vurabiliyorlar. Eğer olur da bu arada elinizdeki silah değişiyor, bir shotgun'a dönüşüyor. Böyle lazer topu gibi bir şeye dönüşüyor. Eğer birisi düşmanlardan alanın içine girerse o shotgun'la vurabiliyorsunuz. Çünkü sizin o shotgun'ınız bariyerin dışına gitmiyor. Ama bariyerin içine biri girerse o shotgun'la vuruyorsunuz ve vurduğunuz kişi direkt tek yiyor. Mech Barrier E'si. Bunu attığınız zaman alanda böyle bir duvar açılıyor. Şeydeki Overwatch'taki Reinhardt'ta galiba nasıl duvar açıyor? Onun gibi düşünün. Bir duvar açılıyor. O duvardan siz sıkabiliyorsunuz, düşman sıkamıyor. Düşman bariyere sıkıyor. Bariyerin canı azalıyor. Bombaların hasarını engellemiyor ama. Blitz Shield. Bu bir kalkan alıyorsunuz. Kalkanla beraber koşuyorsunuz. Küçük bir kalkan. Ve adamlara kalkanınızla vurabiliyorsunuz. Böyle. Hani itiyorsunuz. Pasifi de canını artıyor diyor. Yani ben pasifini kullandığımı bile fark etmedim. Kullanıyormuşum demek ki. Ama yani ben bariyer, şu mag bariyer ve ultisi için aslında bu karakteri çok sevdim. Diğer karakterler neymiş? Yani neyse işte. Liberaller gibi bir şey. Bunların ultisi inanılmaz bir can sağlıyor. Heal sağlıyor süreliğine. E'si dedikleri de şu. Total canını arttırıyor ve yanındaki arkadaşlarını heal'lıyor. Yani mesela 4-5 kişisiniz. O E'ye bir basıyorsun, herkes heal'lanmaya başlıyor. Diğer E'si yere bir tane gaz tankı gibi bir şey atıyorsunuz. Bu yanındaki insanları heal'lıyor ama bu kırılabiliyor. Pasif de yanındakileri heal'lama olayı. Yanındakileri falan heal'lıyor da seni heal. Ya bu bildiğin support karakteri gibi bir şey aslında. Yani direkt support. Sevdiğim ikinci karakter. Ya aslında kalkanlı mı bu mu kararsızdım.
Bu inanılmaz OP bir ultiye sahip. O yüzden ultiyi en son söyleyeceğim. E'si immiz oluyorsunuz. Kımıldamazsanız çok az görünüyorsunuz. Ama koşarsanız ya da eğim alırsanız görünürlüğünü biraz görünür hale geliyorsunuz. Daha belirgin hale geliyorsunuz. Ama ben şöyle söyleyeyim. E'ye basıp yardıra yardıra koşuyordum. Kimse beni görmüyordu. Diğeri Intel Suite. Bu da sonar gibi böyle dalga dalga gidiyor ve etrafınızdaki insanların yerlerini gösteriyor. Radar gibi çalışıyor. Yani pasifi de minimap'lerde gözükmüyoruz. Ne yaparsan yap karşının minimap'inde gözük. Ultisi tamamen bir wall hack. Direkt wall hack. Herkesi duvarlardan her şeyden görüyorsunuz. Silahınız pistole dönüşüyor. Pistolünüz kafadan tek atıyor. İnanılmaz OP. Bence. Bunun dışında reward track işte battle pass olayı büyük ihtimal gelecektir. Yine zaten Battle Pass varmış. Tamam neyse devam ediyoruz. Battle Pass'imiz var gibi hareket ediyormuşuz şu an. Sizde gözükmüyor tabii kameramdan ama burada 10 gün kaldığınız kısmı yazıyor. Şu an işte ikinci tier'de olduğum yazıyor. Level atladıkça tık 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 ona göre şey oluyor Battle'da. Tabii bu normal oyuncu level'ın zil. Oyuncu level'ım 10. Daily quest'ler var. Challenge'lar var. İşte mesela Unlock Green bunu açmışız. İşte M16 headshot diyor. 50 tane headshot at. Ben kaç atmışım? 23 atmışım mesela. Normal play modu. Escort biliyorsunuz işte payload'u itiyorsunuz. Zone control bir alanın kontrolüyle geçirmek. Domination 3 tane alan var. Olabildiğince çoğunu alıp işte şurada da gözüküyor da mesela bir tanesini almışlar. İşte ona göre puan kazanıyorlar. Yani en çok puanı kazanan taraf sürenin sonunda kazanıyor. Bu da ya ne haltsa işte. Bunlara yine alan ele geçiriyorsunuz. Alan ele geçirirken yine puan alıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bundaydı. Bunda alanın yeri sürekli değişiyor. Yani bir noktada sonra diyor ki artık kardeşim alan yer değişecek diyor. Sonraki alan gözüküyor. Sonraki alana önceden pusmaya gidenler olabiliyor. Diğer alana geçiyor. O alanda random bir yerden alan devam ediyor böyle böyle. Daily challenge'lar var. Buradan zaten görebiliyorsunuz ne yapmanız gerektiği. Bunun dışında view challenge işte burada diğer challenge'lar. Buradan isterseniz loadout'unuzu falan değiştirebiliyorsunuz. Burada oyuncu bulurken map vote'luyorsunuz. İsterseniz random'a verebilirsiniz. Mesela ben ikisini oynadım. Hangisi? Sanırım Meltdown'u seçeceğim. Basılı tutuyorsunuz ve oy veriyorsunuz. Adamın biri de bana direkt karşıt Midway verdi. Midway. Bakalım. Hepimiz aynı anda play diyelim. Tamam abi, deneyelim lan. Neye giriyoruz? Escort? Zone control. Bastım. Bastım. Bende de search. Bas. Search. Ben de lobide tek başımayım. Bende 11 tane gerizekalı. Bak sonra creating match diyecek. Oğlum niye öyle düşün? Ya biz gelirsek? İsimler gelecek. Gelmeyeceksin abi. O gelsin ben bir şeyler söyleyeceğim bak. Gelmesi Good guy geldi. Bakayım sizden biri gelecek mi? Peace bilmem ne falan filan. Bana 6 yer var. Bana da kimse gelmedi. Şu an benim siz yoksunuz. 11 hadi lan. Tane asalak aranıyor diyor. Bende de 11 tane olur. Bende de 11 tane bu çocuğu aranıyor diyor. Ben de aynı oyuna düşmeyiz ya. Bulmadı. İlk bulan söylesin. Durun. O ne? Creating match dedi. Aynen creating match aradı. Creating match dedi. Benim 11 evladını buldu. Benim hala 11 tane evladı arıyor. Benimki de arıyor. Aha Banki! Cem lan! Cem lan oyundayız. Çok evladların içine geldik arkadaşlar. Bir tane oyuna gireceğiz alt üstü. Ubisoft. Giremezsin. Ubisoft giremezsin. Zone control. You're on the defending team. En son bir Rainbow Six Siege oynadık yıllar sonra. Onda bile bunların yarısını yaşadım ben yani. Oyun içerisinde bile. Yok tahıma girmiyor. Yok bilmem ne yapmıyor. Revenova kaç FPS'sin? Bilmiyorum açık değil şey. Sağ olsun artık Steam'in arayüzünü kullansın ya altyapısını. Palata atlayamıyor muyum ya? Secure your capture zones. Keep out the hostiles. Oğlum adamların kendi şeyi varken niye gidip Steam'e para versinler ki? Yapamıyorlar kardeşim bunlar. Bak. Tamam mı yani de? Çok perfecto çalışıyor. Bu adamlar yapamıyor kardeşim. Farklı mod mu denesek? Hadi görüşürüz gel. Aha Cem'i vurdu. Burada adam. Kanka ben... O ne lan? Görünmez duvar var burada. Farklı mod. Ben... Biz büyük olsa şeydeyim. En soldaki. 3, 2, 1. Arıyorum. Bence de biz başlıyoruz ya. Giriş falan bir şey. Hiçbir şey işlemez bu. Ben de DNS'e de bakarsın. Bir gün DNS'e 8 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
8-8-4-4 yapsana. Şey yapma. Ben yapacağım. Cem'de denesi yoktur ki. Hafif bir pingli. Hafif. Evet, bayağı bir pingli bence o. Çaktırma. Girdin çıktın amına koyayım, öldün, öyle iş mi olur? Orada benim kısa da 8-8-4-4'müş lan. He. Kaldırıyorum bakalım ne oluyor. Revenge kill. A professional courtesy. Buradan geçmiyor mermi. Ben en son custom playlist'e tıkladım, artık birini bulur belki. Buldu mu? Adamları base'den çıkartmıyoruz. Cem! İçerisi nasıl Cem? Hoş geldin. Cem nasıl bir duygu klavye görmek? Ne yaptın, mikrofonumu kapattın? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission accomplished. Yine accomplished. Ben bir daha oyunu açıp ben practice modu açtım. Ben de açayım practice modu bakayım. Ne yapayım, orada oynayalım. Swaplayacağız takımları. Ne? Cem nerede? Cem böyle. Telefonu falan konuşuyordur mikrofonu kapattıysan. Ne gelirsin? Escort mu gelirsiniz? Ben domination girmişim. Ha, ben escort'tayım. I know all in the light. Ben escort'tayım, kesme sakın. Ben de escort'tayım. Ooo, ping'e bakalım bakıyorum. Hello guys. Target down. Bir basın, hızlı mı respawn var? Ben boşuna mı bekliyorum buraya kendim? O ne lan, flashbang yedim. Flash var oğlum oyunda. Bu neymiş abone? Abi o sniper olmayı seçebiliyorsun. Revenge kill. A professional courtesy. Evet, HS... Bazı karakterlerin orada HS koruması gibi bir şey var galiba. Tekiyemiyorlar bazen. Böyle sarı sarı yanıyor herif. O şey. Google olan var lan. Hayır, o kadın karakterin ekstra şeyi var. Armor gibi bir şey var galiba. Sniper tek atıyor. I see you. Oh. Revenge kill. Oğlum. Ultim şeymiş. Herkesi gösteriyor ve pistolüm hayvan gibi vuruyor. He, gördüm. Bu arada bana tek attı biri. Packages. Sen miydin lan yoksa? Aynı oyunda mıyız lan biz? Hayır değiliz abi. Il problema è questo, la mia scavilla non la posso. Buraya yan adamı ultisi de güzel. Game tower geliyor. La scavide non lavora, c'ho la scavide al 20% 30%. This op's about to end, agent. Carino. Molto carino. Push push push.
Vuoi provarlo? Ho messo il link su cazzate dannose. È un misto, sì, c'è un video di Overwatch, un misto, sì. Grenades away! Revenge kill. A professional courtesy. Seller var ya, duvar kısmına girdiler. Hayır abi, duvar kısmında ölüyorum ama. Bir de bayağı geç ölüyorum yani, böyle az buz da değil. Ooo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 
düşebilir ama. Nesli ulti tek atıyor. Mermim bitti. Bekliyorum, ben de uzun bekletiyor ama buluyor yani. Yok o şey değil de. Onu en sonunda götürmesi çok zor ölürsen. Evet. Çünkü adam da dibinde doğuyor. Uğur baş da böyle gideceğiz. Hop kanka, bitirdik. Hadi bakayım. Mission success. It's almost like you've done this before. Hadi bakayım, yine en iyi oyuncu. Leggermente troppo rapide. Namus en iyi oyuncu oluyor yani. Tokatlayıp geçmişim arkadaşlar. Tamamdır, sağ olun, sağ olun, sağ olun. 28 kill vurmuş oğlum. Ben bu oyunu çok beğendim lan. Evet, benden bugünlük bu kadar. Geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Eğlenceli bir oyun. Çok sıkıcı bir oyun falan da değil. Diğer karakter açıldığı zaman ona da bakarız zaten nasıl bir şey olur, ne olduğunu. Oyunla ilgili bir gelişme olursa, yeniden bir değişimler olursa da bir video daha yaparım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.